Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Kaç kişilik, nerede ve nasıl bir düğün hayal ediyorsunuz? Bizim evin bahçesinde yapacağız düğünü. Yani yaklaşık 100 kişi falan. Evet, aile arasında olacak. Tamam, mekanı göreceğiz zaten. Ama öncesinde neler hayal ediyorsunuz? Özellikle kadınlar büyük bir hayal gücüne sahip. Siz mesela nasıl bir düğün hayal ediyorsunuz? Açıkçası ben bir şey hayal edemiyorum. Ya bizim aklımızda çok bir şey yok aslında. Davetiyelere bakalım mı önce? Tamam, buyurun geçelim o zaman. İsterseniz bunu bir inceleyin, bir fikir olur. Düğünde konuklara verecek hediyelerimiz ve davetiyelerimiz. Ben hemen geliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Bu olsun işte. Ya bayağı sıradan. Sen seç o zaman. Bu var. Bir de bu var. Nasıl? Bunun bir önemi yok ki. Zaten formaliteden evleniyoruz. Bence gerek yok. Bence önemi var Lale. Çok önemi var. Sonuçta formalite olduğunu sadece biz biliyoruz. Değil mi? Bizim çok önemli misafirlerimiz olacak. Düğününde bizim adımıza yakışır olması lazım. Doğru. Sonuçta Lord Onur Sarıhan evleniyor. Lale. Hem senin ailen hem de benim ailem bizim için en iyisini ister, değil mi? Lütfen tartışmayalım, şu işleri bitirip gidelim, ne olur. İyi, tamam. Hangisi? Bu olsun. Şeker, şey, hediye. Tam o da şu olsun. Evet. Evet, nasıl gidiyor? Güzel, bunları seçtik. Çok zevkli seçimler olmuş. Pastanızı da seçelim. Hemen tadım yapabilirsiniz. Ya mevzu pastaysa ben ağzımı açmam. Lale çok iyi anlar tatlıdan. Ben de iştah şahane. İkram edilecek tek kişilik pastalarımız. Hepsinin maketleri mevcut. Şeker hamuruyla kaplama yapıyoruz. Çok şık bir görüntü oluşuyor. Ben bir tadına bakayım. Tadına sen bak diyecektim ama sen zaten bakmaya başladın. Efsane. Çok güzel bunun tadı. Şeklini beğendiğiniz pastanın içeriğini değiştirebilirsiniz. Frambuazlı çikolatalı, karışık krokanlı, fıstıklı meyveli her çeşit mevcut. Şahane. Zaten... Tadım yani değil mi? Aşkım bu pasta nasıl sence? Harika. Çok çok beğendim. Ya bunun meyvelisini yapsak. Bu pastanın içeri değişebiliyor mu? Tabii. İsteğiniz üzerine değişebiliyor. Fındıklı, çikolatalı, meyveli gibi. Süper. Tamam, o zaman bunu isteriz. Fıstıklı mı? Bu galiba fıstıklar. Öyle mi? Bundan olsun. Bundan olsun. Ben seçtim fıstıklı. Evet. Bence de çok güzel. Biz bunu seçiyoruz. Tamam, buna da karar verdiğimize göre diğer ayrıntılar için mekanı görmeye gidebiliriz. İsterseniz çıkalım hemen. Tamam, çıkalım. Yani ben bizimkilere haber vereyim geleceğiz diye. Sen de istersen artık yavaş yavaş. Ben karışmam ama canım istiyor. Anladım. Çok güzel okula. Bak burası da güzelmiş. Bundan not alabilirsin. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, hoş bulduk Onur Bey. Ne yaptınız, nedir durum? Siz gelmeden resimleri çektik biz. Güzel. O zaman biz de bir Lale ile değerlendirme yapalım. Siz havuza inin, aşağıda görüşürüz. Tamam, biz de aşağıya bakalım o zaman. Sağ olun. Ya Lale, bak şimdi... Yemek masalarını falan şöyle koyarız. Zaten onun öncesinde de bir kokteyl olur. İşte o bistroları falan da şöyle orta yerde. Nasıl olur? Olur fark etmez. Neyse ya. Ben kime anlatıyorum ki? Vallahi çok ilgilisin Lale, sağ ol. Ya Onur, bu organizasyon senin davetlerin için olmuyor mu? Senin için önemli değil mi bu?
O yüzden sen istediğin her şeye karar verebilirsin, özgürsün. Laleciğim, bu düğüne senin arkadaşların da gelmeyecek mi? Benim misafirim dediğin ne? Yakın akrabalarım, bir iki tane de arkadaşım. Tabii doktorumu da çağırmam lazım, Onur Bey. Tabii doğru söylüyorsun, haklısın, haklısın. Ya doktor Onur'la bizim düğünümüzün ne alakası var acaba? O sadece benim doktorum değil ki. Çocukluk arkadaşım. Laleciğim, bak sana geçen gün bazı şeyleri izah ettim. Anlamamış olabilirsin ama sorun yok. Ben şimdi sana tekrar anlatacağım tane tane. Bak biz yarın bir gün seninle evleneceğiz. Sen benim eşim olacaksın. Dolayısıyla Lale Sarıhan olacaksın. O yüzden lütfen hareketlerine biraz dikkat et. Bunu bana sen mi söylüyorsun peki? İstiyorsan Pelin Su'yu da çağıralım ama biraz garip kaçar diye ben bu teklifte bulunmamıştım. Ne alakası var şimdi Pelin Su'yla? Çok alakası var. Ama pardon ya, siz daha böyle romantik geceleri tercih edersiniz. Düğünler sizi açmaz. Yani ne diyorsun ya? Ne bu imalar falan? İma falan yok. Bak ne yaşıyorsan yaşa. Beni ilgilendirmez. Ama böyle insanların gözüne sokmanıza gerek yok, anladın mı? Yani Pelin Su'da neler karıştırıyor bilmiyorum. Neler paylaşıyor onu da bilmiyorum. Filiz beni aradı. İşte Onur'la nasıl gidiyor, aranız iyi mi falan diye bir şeyler sordu bana. Yani ben Lale Sarıhan olmadan önce bir erkek annesi olacağım. O yüzden ben hareketlerime çok dikkat ediyorum, merak etme sen. Sen de kısa sürede olsa benim kocam olacaksın. Asıl sen hareketlerine dikkat et, olur mu? İyi Lale. Bundan sonra merhaba merhaba, tamam mı? Şu düğün organizasyonu falan her şey bir bitsin. Herkes kendi hayatına baksın, yeter. Anneciğim. Ne zaman geldiniz anneciğim? Şimdi geldim. Şerife burada olduğunuzu söyleyince ben de hemen buraya, doğrudan buraya geldim. Babaanneciğim hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Şadi, sen de mi buradaydın oğlum? Buradayım, buradayım anneciğim. Hoş geldin. Bebeğin erkek olduğunu duyunca abimi tebriğe geldim. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Amca hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Laleciğim. Onurcuğum. Oğlumuz geliyormuş ha. Hayırlı olsun. Sağ olun. İnşallah hayırlısıyla bakalım. Sağ olun babaanneciğim, inşallah. Sizin biraz moraliniz bozuk ha? Hayır babaanne. Gayet iyiyiz biz babaanne. Demek bana öyle geldi. Herhalde. Heyecandan babaanne. Yani çok heyecanlıyız. Yani düğün bir taraftan, bebek bir taraftan falan. O yüzden biraz heyecanlıyız. Çok az kaldı ya ondan. Sizi böyle mutlu görmek beni çok mutlu ediyor, inanın. Eksik olmayın babaanneciğim, sağ olun. Hele bir de bebeğinizi şöyle kucağınıza alın. O zaman mutluluğunuz kat kat artacak çocuklar. İnşallah. Umarım ben de o günleri görürüm. O nasıl söz anneciğim? Tabii ki göreceksin. Allah gecinden versin anneciğim. Anneciğim, sen son derece sağlıklısın. Oğlum baban da ne kadar sağlıklıydı. Ama bak, toprak oldu bile. Babaanneciğim lütfen böyle şeyler söylemeyin, üzülüyoruz. Ama oğlum, gerçek bu. Hayatın gerçeği. Yarına çıkacağımı kim garanti edebilir? Tövbe tövbe. Ama gözüm arkada gitmeyecek. Ama ne mutlu böyle siz hepiniz birbirinize kenetlendiniz. Evlendikten sonra da burada yaşayacaksınız. Çocuğunuzu burada büyüteceksiniz. Ne güzel. Değil mi? Çocuklar. Düşündüm, taşındım. Artık bu yaşımda sizden daha fazla ayrı kalmak istemiyorum. O yüzden buraya yerleşmeye karar verdim. Ne? Nasıl? Yenge helal. Anlaşılmayacak bir şey yok ki Yıldızcığım. Burada yaşayacağım. Artık hep birlikte olacağız çocuklar. Bir sakıncası yok anne. Yoksa bir sakıncası mı var? Anneciğim olur mu öyle hiç? Yani sakıncası falan yok. Yani sen
evde kalmaya alışkınsın ya kendi evinde. Yani dışarıyı pek sevmiyorsun. Onun için Yıldız da böyle onu düşünerek şey dedi. Yani nasıl dedi? Yoksa başımızın üstünde yerim var. Tabii anneciğim öyle demek istedim. Sağ olun çocuklar, eksik olmayın. Her geçen gün Ahmet'imi daha çok özlüyorum. Artık bu yaştan sonra yalnız yaşamak çok zor geliyor bana. Yalnız yapamıyorum. Anneciğim, istediğin zaman gelip bizde de kalabilirsin. Yok evladım. Aa, ya ben Betül'ün çenesini iki gün bile çekemem. Evet, Betül. Doğru, doğru, çok doğru. Ben bile 20 yıldan anca alıştım. Hem ben biraz da çocuk için burada kalmak istiyorum. Tabii. Bu yüzden buraya yerleşmeye karar verdim. İnsanın torununun çocuğunu beklemesi çok, çok farklı bir duyguymuş. Değil mi anneciğim, değil mi? Babaanneciğim, vermiş olduğunuz karar bizi de çok mutlu etti. Evet, çok mutlu olduk. Sağ olun çocuklar. Çok sağ olun. Laleciğim, sen ne zaman taşınıyorsun evladım? Ben en yakın zamanda, Allah kısmet ederse en yakın zamanda. Evet. Babaanneciğim, biz zaten alışverişimizi falan yaptık. Çok güzel. İşte birkaç mobilya bekliyoruz. Onlar da gelir gelmez Lale hemen gelecek yanımıza. Güzel. Güzel, güzel. Anneciğim, ben bir an evvel sizin odanızı da hazırlatayım. Ay çok iyi olur, çok iyi olur. Ben de hemen yerleşmek istiyorum. Hem bu telaşenizde ben de size yardım etmiş olurum. Tabii anneciğim, çok teşekkür ediyoruz. Bizim bir aşağıda organizasyon şirketinden görevliler var da onlara bir yardım mı etsek, birkaç eksik bir şey vardı. Aa evet babaanneciğim, müsaadenizi isteyelim. Biz hemen geliyoruz, bir aşağı kadar ineceğiz. Tabii tabii evladım, siz işinize bakın yavrum. Kolay gelsin tekrar. Sağ olun. Ne yaptınız, nedir durum? Onur Bey, ben fazla vaktinizi almayayım. Yere baktım, fotoğraflarını çektim. Üzerinde çalışıp size birkaç alternatif sunacağım. Güzel. O zaman sizden haber bekliyoruz. Tamam, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Lale, aslında kokteyli havuz kenarında falan da yapabilir. Ne havuzu ne kokteyli ya? Babaanneyle yaşayacağız ya, ne yapacağız biz? Bir sakin olur musun? Bana da sürpriz oldu bu durum. Sanki bana hiç sürpriz olmadı. Ay şimdi bu kadına rol yapmamız gerekecek. Karı koca gibi davranacağız. Nasıl olacak? Ne yapalım peki? Son dakika ne yapalım? Önerin var mı? Acaba ayrı eve mi çıksak? Öyle diyelim. Ya hiç olur mu? Babaannem buraya bizim için gelmedi mi? Az önce söyledi. Zaten bebek için heyecan yapmış, görüyorsun. Şimdi biz gidelim babaannemin karşısına geçip, ya babaanneciğim biz seni bu evde istemiyoruz. Biz zaten birbirimize aşıklar değiliz. Mi diyelim, ne diyelim yani? Tam ne söyle? Of ya! Lale, bak öyle üf üf yapma. Ben de çok meraklı değilim seninle aynı evde yaşamaya, öyle karı koca gibi, tamam mı? Bak zaten babaannemi biliyorum ben. O bir süre kalır. Sonra evine geri döner. Yapamaz öyle. Yatağını özler, evini özler. Sakin ol. Umarım öyle olur. Yoksa ben bu hamileliği, bu stresler altında yaşamak istemiyorum ya. İstemiyorum. Anlıyorum Lale. Anlıyorum. Bak aklıma ne... Pardon. Ne geldi Lale? Anneme mi söylesek bu durumu? Yani annem biliyorsun tehlikeli kadındır. Şöyle bir arasa bu iş olmaz falan dese anneme atarız suçu. Tabii. Laleciğim, sen şimdi annene söylesen bize demeyecek mi? Babaanneden ne istiyorsunuz, niye aranız kötü diye. Evet. O da şimdi altında bir şeyler aramaya başlar. Arar tabii. Aklıma hiçbir şey gelmiyor ki benim. Bir sakin olur musun? Ya hem stres yaşamamam gerekiyor diyorsun. Hem de stres yapıyorsun kendi kendine. Bebeğe de kötü gelecek. Bir önce eve yerleşelim, eşyalarımız falan gelsin. Sonra beraber düşünürüz ne yapacağımızı, tamam mı? İyi, tamam. Çifte kurulan. Nerede kaldınız? Gelmiyor musunuz? İşimiz yeni bitti. Son düzenlemeleri yaptık babaanneciğim. Ben de yavaş yavaş eve. Kalsaydın ya kızım, beraber yemek yerdik. Kalsana nerede?
Yok yok, evde işlerim var. Gideyim erkenden. Peki. Israr etmiyorum. Annene, kız kardeşlerine çok selam söyle, olur mu? Baş üstüne. Sağ ol kızım. Ah Laleciğim, yarın sabah beraber buluşup çarşıya çıkalım, olmaz mı? Eksikleri tamamlarız. Gelinliğe bakarız, takılara bakarız. Artık ne lazımsa, oldu mu? Tamam, olur. Ben anneme söyleyeyim. Tamam güzel kızım. Hayatım, ben seni evine bırakayım. Hadi bırak. Güle güle güzel kızım. Merhaba. Merhaba. Onur. Merhaba, nasılsın? İyiyim, iyiyim de senin ne işin var burada? Seni görünce şaşırdım da. Babaannem haber verdi. Ben de seni burada yalnız bırakmamak için geldim. Babaannem bana öyle bir şey söylemedi ama ben de yalnız katılacağımı sanıyordum. Ha, sen o yüzden kabul ettin o zaman. Ne alakası var Onur? Ne demek ne alakası var ya? Bayağı bil... Neyse uzat. Ha, evet. Baba adaylarımız da burada. Eşlerine destek için geldiler. Evet, destek için. 5 hafta sürecek kursumuzun ilk dersine tekrar hoş geldiniz. Evet, hamilelikten ve doğum sürecinden bahsettik. Umarım bu süreç hepiniz için harika geçer ve sağlıkla bebeklerinizi kucağınıza alırsınız. Bu süreci de doğacak çocuğunuza hediye etmenizi istiyoruz. Sizlerin bu süreçte neler yaşadığınızı hatırlamanız için de çok özel olacak. Şimdi lütfen inceleyin ve yazmaya başlayın. Annem ve babamın isimleri. Yaz. Lale, Onur. Yaz. Evet. Lale, Onur. Evet, ilk sayfaya fotoğrafınızı koymanızı istiyoruz. Bu yüzden tüm katılanlara ufak bir hediyemiz daha olacak. İlk önce sizden başlayalım. Gülümseyin. Sallarlardı böyle. Bu makine size hediyemiz. Abim için ihtiyacınız olacak. Aa, çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Onur ya, baksana şunun renginin güzelliğine. Eskiden böyle bastırı beklerdik çıkmasını. Şimdi artık telefonlar var. Onun için hapsediyoruz. Evet, haklısın. Bu fotoğraf makinesiyle oğlumuzun boy boy fotoğraflarını çekeriz. Albüme koyarız. Ne diyorsun? Evet, çok güzel olur. Bakalım. Devam edelim. Beni öğrendiğiniz tarih. Olaylı bir gündü. Hiç bunları hatırlayıp sinirimi bozmak istemiyorum. Tamam, sakin olur musun? Sakin geçelim. Babamla nasıl tanıştınız? Biz bu çocuğa nasıl tanıştığımızı anlatamayacağız, farkında mısın? Ne diyeceğiz biz bu çocuğa? Evet ya, şimdi biz o geceyi anlatsak çok örnek bir çift olmayız değil mi? Hiç hoş olmaz. Ne yapacağız? İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, kalbim
karanlıklardan çıkmalı.